Bekle beni, döneceğim. Bekle beni, beklemek nedir, bilirim. Bir şafak vakti beklemek ya da gün doğumunda, kör bir gece yarısında bekle beni, döneceğim. Alışarak acılara, burkulan yüreğinle bekleme. Herkes umudu kesmişken, kimseler beklemezken bekle beni, döneceğim. Sararmadan solmadan, umudunu kırmadan, beklemekten yorulmadan, bekle beni, döneceğim. Sararmadan solmadan, umudunu kırmadan, beklemekten yorulmadan, bekle beni, döneceğim.
Hadi bak, hava soğuk, içeri girelim hadi ya. Hadi Reha. Yıllar önce çalışayım dedim. Oh, esti gürledi. Şimdi iki gündür tanıdığı torunla iş buluyor. Ay işe bak ya. Ya şu işe bak. Ya o adam nerede? Bu adam nerede? Reyhan, üzerinden yıllar geçti. Anne, Güven doğru söylüyor. Üzerinden yıllar geçti. Niye bu kadar takıyorsun ya? Reyhan bak, burada doğunduk. Hadi içeri girelim biraz. Siz gidin. Ben Asım'a gideceğim. Bu işin şakası yok. Bu işin şakası yok. Bak, sana bir sütlü kahve yapayım. Sıcacık içeriz. İçimiz ısınır. Hiç zahmet etme. Hiç zahmet etme Güven. Benim içim yanıyor zaten. Oh. Anne, hadi bak içeri girelim. Sakin sakin içeride konuşalım. Yani bak, hava soğuk, hasta olacağız. Hadi ne olur ya. Ya zaten babamla alakası yok bu konunun. Niye bu kadar takıyorsun? Ya sana ne ya? Ya sana ne? Bunca yıldır çocukların umurunda olmamış. Şimdi niye burnunu sokuyorsun ya? Ya niye burnunu sokuyorsun? Reyhancığım. Ya bu adam ne yapmak istiyor Güven? Ya ne yapmak istiyor anlayamıyorum. Tamam. Ay, anlayamıyorum. Ay delireceğim. Asım, yavrum. Bak bunlar benim arkadaşlarım. Gördün mü? Bu Lütfiye. Asım. Asım mı? Bu da Canan, evet. Zaten onu beğendiğimiz için senin adını Asım koyduk. Ya. Aa, İnönü. Bak görüyor musun? İnönü. Babam benim İnönücüydü. Bana yemin billah illa oyunu ona kullanacaksın dedi durdu. Ben tekim ben de ona verdim oyumu. Ben de çok severim. Dünyanın en akıllı, en yetenekli, en başarılı insanıdır İnönü. Ah yavrum ah. Şimdi biz seçimler ne zaman? Oyumuzu ne zaman kullanacağız? Bilmiyorum ki. Seçim... Nasıl bilmezsin evladım? Seçim mi var? Seçim var. Bilmiyorum. Yakında seçim var. Bunlar kim? Onlar da benim arkadaşlarım. Bunlar okuldan arkadaşlar. Hey gidi günler hey. Çalışamıyorum anne zaten. Derslerden de hiçbir şey anlamıyorum şu ara. Demek ki bu kadarım ben. Ya bu kadarım, yapabileceğim bir şey yok. İstedim ama olmadı anne. Herkes üniversite okuyacak diye bir şey yok ki. Sen sanki okudun mu? Ama ben... Okumadın işte, beni doğurdun. Hem de benden daha küçüktün. Peki bu kararı anneannem mi verdi? Sen verdin. Pişman mısın? Hiç olur mu öyle şey? İşte ben de olmayacağım anne. Çalışacağım, kendi paramı kazanacağım. Umarım pişman olmazsın. Olmam. Dedem de diyor. İnatçısın, anneannene benzemişsin sen. Tuttuğunu koparırsın diyor. Annemi tanıyormuş gibi. Ne olmuş sanki? Beni hiç rahatsız etmiyor anne dedemin geçmişi hatırlamaması. Geçmiş işte, adı üstünde, geçip gitmiş. Hatırlamasa ne olur ki? Ben çok seviyorum anne dedemi. Beni o kadar güzel dinliyor ki. Akıl vermiyor. Nasihat etmiyor. Aksine cesaret veriyor. Bir an önce hayata atılmam için cesaretlendiriyor beni. Para kazanınca onu da yanıma alacağım zaten. Havlasın Mustafa. Thank you.
Ne oldu Zeynep? Asiye ile konuştum biraz önce. Annem haklı galiba. Kesin babamın parmağı var bu işte. Yok artık Zeynep, sen söyleme bari. Hayır, eminim diyorum Ali ya. Asiye ile konuştum diyorum sana. Babam resmen onu cesaretlendirmiş, etkilemiş. Ya canım tamam. Ya etkilenmiş olabilir ama yani kötü niyetli söylememiştir ki babam. Ali, Asiye ne diyor biliyor musun? Dedem beni dinliyor diyor. Sizin gibi bana kızmıyor diyor. Beni cesaretlendirdi diyor. Yani sen şimdi genç bir kızı karşına alacaksın. Bu kadar cesaretlendireceksin. Sonra da bunların olabileceğini düşünemeyeceksin. Öyle mi? Çok safsın ya. Ne olamaz mı? Tamam Ali. Sen ister inan, ister inanma. Umurumda bile değil. Ama ben şimdi gidip bunun hesabını o adamdan soracağım. Zeynep! Tamam, dur. Nereye? Anne, Ferit'e. Zeynep de Ferhan'a uğrayacakmış. Onun için dışarı çıkıyoruz. Babanıza değil mi? Onunla ben konuşacağım. Ya anne, yani bırak da Zeynep kendi meselelerini kendi halletsin. Yani o da bir anne. Hadi çıkalım. Gördün mü? Bunlara hiç açık vermeyeceksin. Çocuğun olsa bile. Bin düşünüp bir konuşacaksın. Bunların tek derdi laf yetiştirmek. Gel de inan büyüdüklerine. Bir de bu evde kimse hakkında konuşmayacaksın. Her an, her yerden biri çıkabilir. Aa, kim gelmiş acaba? Bilmeden açmam. Benim yakışıklı oğlum mu geldi acaba? Ama o da burada yok ki. Buradayım. Bir tanem. Annem. Hoş geldin. Annesinin güzeli. Gelmeyeceğimi sandın değil mi? Anneciğim. Geleceğini biliyordum ama biraz gecikince üzüldüm tabii. O yüzden mi yastığımı sen? Aman bu yastığı da ne yapacağım ben? Benim bir tanecik oğlum gelmiş. Ağlama lütfen. Tamam anne. Nevra, üzülüyor görmüyor musun? Affedersin. Hadi oğlum, artık yatman gerek. Ama neden? Oğlum dinlenmelisin. Yorulmaman lazım, terlememen lazım. Tamam mı? Hadi bakalım yatağa. Ben seni yatırayım mı anneciğim? Beraber yatalım mı? Sen zahmet etme. Ben yatırırım. Gel yavrucuğum. Baba. Sen çocuk yetiştirmekle ilgili ne biliyorsun? Ne biliyorsun? Hiçbir şey. Üstelik bunun geçmişini unutmanla ilgisi de yok. Çünkü senin geçmişinde böyle bir şey yok. Tabii bildiğimiz kadarıyla. Zeynep. Çocuğumla ilgili kararları ben vermek istiyorum. Lütfen bu işe karışma. Zeynep. Baba. Asiye dershaneye gitmemeye karar verdi. Çalışmak istiyormuş. Biliyorum. Ne yaptın peki? Dinledim. Buna inanmıyorum. Onu öyle bir cesaretlendirmişsin ki her şeyi yapabileceğine inanıyor. Okumak dışında tabii. Her şeyi yapabileceğine inanması iyi bir şey. Sizce de öyle değil mi? Bu yaşta bir kız için değil baba. Onun üniversiteye gitmesi gerekiyor. Canım, öğrenmek istemeyen biri zorla öğrenemez ki. Baba, bak burada nasıl yaşadığımızı bilmiyorsun. Ya Asiye'nin ileride nelerle karşılaşacağını da bilmiyorsun. Yani birçok üniversite mezunu işsiz zaten. Eğer lise mezunu olarak kalırsa bu sefer daha zor olacak. Sen yaptıklarının neye mal olacağını bilmiyorsun baba. Ben bir şey yapmadım Zeynep. Ben onu cesaretlendirmedim. Sadece dinledim. Bu kadar mı yani? Kim olsa aynı şeyi yapardım ben. Yani Asiye'nin senin için diğerlerinden hiçbir farkı yok öyle mi? Hatalarını düzeltmeye çalıştığını sanıyordum baba. O mümkün değil Zeynep.
Mümkün değil. Üstüne bir bardak su içelim yani, öyle mi? Hadi Ali, gidelim. Nereye gidiyorsunuz çocuğum? Daha yeni geldiniz. Neyse, başka zaman yine geliriz sütünle. Görüşürüz baba. Herkes kendi kaderini yaşar. Değiştirmek elimizde değil ki. İyi oldu gittikleri. Senin huzurunu kaçırıyorlardı. Hadi gel otur şöyle. Kim bu? Bu Cemal Gürsel Paşa. Zamanın en kıymetli insanıydı. İyi bir yönetici, ruhu, kalbi iyi olan bir insan. Sen biraz önce kapıyı açık mı bırakmıştın? Hayır. Telefon çalıyor. Duydum. Efendim? Zeynep? Neredesin? Ben dışarıdayım. Buluşabilir miyiz? Seninle konuşmam gereken bir şey var. Ya isterdim ama Ferhancığım, ben pek iyi değilim şu anda. Daha sonra konuşalım, olur mu? Olur. Önemli bir şey yok değil mi? Aslında var. Bak şimdi. Hadi anlat, ne oldu? Zeynep, sence ben ne yapabilirim? İyi misin sen? İyiyim galiba. Sence ben bir kafe işletebilir miyim? Ya neden işletemeyesin? Kızım ne oldu anlatsana, meraktan çatlayacağım. Bir kafe ilanı gördüm. Devren kiralık. Orayı çalıştırsam diye düşündüm. Öyle bir hayal kurdum yani. Sence yapabilir miyim? Yaparsın tabii. Senin yapamayacağın bir şey yok ki. Canım arkadaşım benim. Bunu duymaya ihtiyacım vardı, sağ ol. Görüşürüz, hoşça kal. Tamam canım, tamam, konuşuruz hadi. Senin de kime benzediğin ortaya çıktı. Hoş geldin Asım Bey. Ne demek şimdi bu? Aa, sen tabii yaparsın Ferhancığım. Sen yapamayacaksın da kim yapacak? Ver gazı, ver gazı. Aynı şey mi Ali? Onun karşısındaki daha çocuk. Ben koca kıza söylüyorum. Allah'ım yarabbim ya. Bir de ama her şeyi yapabileceğine inanması iyi bir şey demez mi? Nasıl bir cesaret vermekse bu. Kız üniversiteye girmekten vazgeçti. Babama yüklenip durma. Anne baba olarak sanki sizin hiç suçunuz yok değil mi? Babamın hiç hatası yok yani, öyle mi? Ben öyle bir şey söyledim mi? Ali, bence sen çok yakında büyük bir hayal kırıklığına uğrayacaksın. Demedi deme. Ben mi? Allah'ım yarabbim ya. Doktor, Asiye okumaktan vazgeçmiş. Çalışacakmış. Onu benim etkilediğimi düşünüyorlar. Etkilediniz mi? Yok canım. Geldi derdini açtı. Ben de dinledim, o kadar. Biraz akıl verdim, biraz da cesaretlendirdim. Bu yaptıklarınız zaten yeterince etkili olmuştur. Ama hiçbir işine karışmadım ki ben. O yaşta bir çocuğu etkilemek için işine karışmanız gerekmez zaten. Sizin yaptığınız yöntem de daha geçerli. Yani yine yanlış yaptım. Asım Bey, bu yanlış bir karar değil ki. Yanlış. Yanlış çünkü Asiye okumaktan vazgeçti. Vallahi bu kararın doğru bir karar olup olmadığından emin değilim ama gecikmiş bir karar olduğundan eminim. Uzak durma kararı için geciktiniz. Hatırlasanız da hatırlamasanız da siz onların babasısınız. Yani? Yani babalık vazgeçilecek bir şey değildir. Hele bu kadar geç başladıysanız. Ben sana süpürmeden silme demedim mi kızım? Süpürürüm abla. Tamam.
Şu dolabı da fişi çekmeden şey yapmayın, tamir etmeye katmayın canım. Merak etme abla, normalde bir şey olmaz ya. Ya ne demek bir şey olmaz? Anneanne. Efendi. Anneanne, Allah Allah, ben çıkıyorum. Efendim nereye gidiyorsun? Oğlum çeksene şu fişi, ablamın içi rahat. Ya benim içimle ne alakası var Allah Allah? Nereye gidiyorsun kızım sen? Görüşmeye. Ne görüşmesi bu? İş. İş görüşmesine gidiyorum anneanne. Kızım bu saatte haber vermeden iş görüşmesine mi gidilir? Haber verdim ya işte anneanne. Vermedin. Ayrıca haber vermendense izin almanı tercih ederim. Tamam. Gidebilir miyim o zaman? Gidemezsin. Nasıl yani? Tek başına iş görüşmesine falan gidemezsin. O kadar. Üf ya. Ne oluyor burada? Ya dışarı çık. Hiçbir şey olmuyor. Dışarı çıkacağım, anneannem izin vermiyor. Nereye gideceksin Asiye? İş görüşmesine gideceğim anne. İş görüşmesine? Evet, iş görüşmesine. İyi. Gitsin bakalım. Teşekkür ederim anneciğim. Rica ederim. İstediğin yere gidebilirsin. Aferin kızım. Aferin. Madem böyle davranacaktın, neden kızı dövmeye kalktın? Ha? El kadar kızı bu saatte dışarı yolluyorsun. Senin saatten haberin var mı? Var anne. Saatten haberim var. Ama bununla uğraşacak gücüm yok. Hiçbir şeyle uğraşacak gücüm kalmadı. Vazgeçtim ben. Her şeyden vazgeçtim. Kızımdan da, kendi hayatımdan da, babamdan da. Sen haklıymışsın anne. Çok haklıymışsın. Hangi konuda? Babam hakkında. Bırak şimdi babanı. Kızını düşün. Senin kızından vazgeçme hakkın yok. Ne yapayım peki anne? Ne yapayım ha? Git getir kızını. Anne, yani iş görüşmesine falan gitmedi o. Yani millet bu saatte evine dönüyor. Şimdi otobüse binecek falan filan. Oho. Yani bu kadar rahat olmanızı hiç anlayamıyorum. Hiç. Ya anne, rahatlıkla falan alakası yok. Yani bırakın biraz kız dolaşsın, gezsin. Hem kafası dağılır. Doğru. Siz her şeyi benden daha iyi biliyorsunuz. Bu kadar rahat olmanızı hiç anlayamıyorum. Hiç. Ne yapıyorsun sen bu saatte burada? Şuradaki iş ilanlarını aradım dede de. İşte onlarla görüşmeye gidiyorum. Bu saatte iş görüşmesine gidelim mi kızım? Neden? Çok geç. Bu saatte olmaz. Of dede, sen de mi kızacaksın? Kızmayacağım yavrum, kızmayacağım ama her şeyin bir adabı ya var yavrum. Bu saatte olmaz ki. Ya bu saatte iş görüşmesine de gidilmez. Üstelik bu kıyafetle de gidilmez. Aa, ne var ki kıyafetimde, kötü mü? Kötü değil yavrum, sana çok yakışıyor zaten böyle şeyler, biliyorum ama iş görüşmesine giderken biraz daha özenli hazırlanmak lazım. Yani biraz daha az spor giyinmen lazım. Bak, ver bakayım sen şu gazeteyi bana. Bak şimdi buradaki bütün iş ilanlarını sana çıkart. Hepsini sağla, hepsini ara, hepsine randevunu al. Sonra güzelce giyin. Yani ama güzel, tam uygun şekilde giyin. Ondan sonra gidersin, tamam mı ya? Of dede ya, bütün planlarım suya düştü. Annemden de izin almıştım, ne güzel. Yine alırsın yavrum, yine alırsın. Anne yine izin verir sana.
Şimdi sen çıkart bakayım telefonunu. Annene bir telefon aç. Seni merak etmesin. Ondan sonra biz biraz dolaşırız, tamam mı? Tamam. Hadi. Bir dakika. Ya bu ne? Ne? Ya bu su nereden geliyor Ulvi? Abla iteledik kakaladık ya, ondan akıyor. Normaldir yani, sen canını sıkma. Ya Allah Allah, Allah Allah. E ama hala akıyor Rıza Efendi. Bu da mı normal? Abla normaldir dedim ya. Ya bir dakika bırakın da ben kendim halledeyim ya. Bir, ne olur müsaade edin ya, gözünüzü seveyim. Ablacığım hadi siz aşağı inin, ben hallederim. Ya bunlar normal şeyler yani. Hadi peki gidelim hadi. Allah Allah, Allah Allah. Bu evin derdi bitmeyecek. Hayriye Hanım bitmeyecek. Bu evin üstündeki bu kara bulutlar katiyen dağılmayacak. Şu şeye soracağım ya, Zeki Hanım'a soracağım. Bakayım evdeki bütün muskaları topladım. Ya kesin ondandır. Çağıralım mı yine Zeki Hanım'ı? Ha? Aman aman, aman abla gözünü seveyim. Geçen geldiğinde ortalığı birbirine katmıştı vallahi. O gittikten sonra bayağı bir temizlik yaptım. İş bitmek bilmedi. Ya o kadar da para verdik bu evin üstündeki kem gözler gitsin diye. Reyhancığım, evin üstündeki kem gözler gitti mi? Yok, daha beter olduk. Ben senin yerinde olsam o Zekiye kadının böyle boğazını cık diye sıkarım. Paramı da geri alırım. Belki o zaman işlerimiz daha iyi gider. Of. Ne dersin? Tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah. Yani şeytan diyor ki, yo ama ben bu Zeki'ye soracağım, bu nasıl bir iş diye. Yani şu dertler kalksın diye onca para verdik, daha beter olduk. Hallettin mi Rıza? Abla tamam da bir iki ufak parça lazım, onları alıp da yiyelim abla. İyi akşamlar şimdilik. Hadi çıkar şu telefonunu. Bu benim telefonum. Nereden geliyor bu ses ya? Efendim? Alo? Anne? Ha efendim Asiye? Ben dedemle birlikteyim anne. Hani iş görüşmesine gidecektin? Gidecektim. Yine de gideceğim ama... dedem iş görüşmesine gitmek için uygun bir saat olmadığını söyledi. Sanki biz ne dediyse. Efendim? İyi olmuş, iyi diyorum. Biz dedemle biraz gezeceğiz. Gezebilir miyiz? Gezebilir miyiz yani? Aferin. Gecikme. Tamam gecikmem. Zaten dedem bırakacak beni, merak etme. İyi tamam ama yine de gecikme. Tamam anne. Hadi tamam. Aferin. Hadi şimdi biraz dolaşalım. Olur. Geldim yardıma. Ama önce size güzel bir haberim var. Aman aman. İyi haber yolunu şaşırmış olmasın. Hayır hayır. Asiye aradı ve iş görüşmesine gitmekten vazgeçtiğini söyledi. Aa, bak pişman oldu. Yani pişmanlık sayılmaz. Vazgeçmiş de sayılmaz. Ertelemiş anne. Biz burada seferber olduk. Kız Nuh dedi, peygamber demedi. Peki ne oldu da bu işten vazgeçti? Babama rastlamış da galiba. Siz bilirsiniz kızım. Kızın annesi babası sizsiniz. Bana karışmak düşmez. Ama babanıza hiç düşmez. Bana gelince diliniz bir karış. Ama babanıza tek kelime etmiyorsunuz. Ne hikmetse. Anne, babamla ilgili bir şey dinlemiyorsun ki. Hakan. Oğlum. Ay senin işler açılıyor. Sen böyle büyük büyük bir yer alacaksın. Orada bir sürü insan çalışıyor.
Merhaba Zeki abla. Merhaba Hakan'ım, nasılsınız? Hoş geldiniz Rıza abi. Ne yapıyorsun abla? Görüyorsun işte, fal bakıyorum. Baksana ne diyeceğim abla. Şu kınacılar konağı var ya. Ne olmuş şimdi o kınacı konağına ha? Deyim sağ, orada suyun ısınıyor ha. Bu ne demek şimdi ha? Söyle bakayım. Vallahi ne bileyim, hani senin şu yaptığın muskalar var ya. Onların foyası ortaya çıkmaya başladı. Biraz önce Reyhan ablayla konuştuk. Ya dedi, bu Zekiye'ye de dünya kadar para saydık kardeşim dedi. İşler iyiye gideceğine, tam tersine kötüye gitti dedi. Bana da dedi ki, bak dedi Rıza, sana da çok güveniyorum, ne yapsak ki filan dedi. Ben de dedim ki, aşk olsun ablacığım, senin bana güvendiğini dünya alem bilir yani dedim. Buraya bak, benim işlerime burnunu sokma. Vallahi karışmam sana. Bak karışmam sonra. Anlıyor musun? Sana bir kara muska yaparım. Dünyanı şaşırırsın. Hadi git buradan. Defol. Ya, tamam canım, ne kızıyorsun? Allah Allah. Sana da bir şey söylenmiyor ha. Hakanım iyi akşamlar. İyi akşamlar abla. Tamam bilmiyorum, gidiyorum. Ya. Ona. Densiz şey, ne olacak? Zeki abla. Devam edin. Bak. Sandıklar var burada, görüyor musun? Aa, sen deniz aşırı bir yere sandıklar gönderiyorsun. Aa, çok para geliyor. Anlaştık değil mi? Bak, ben sana şöyle yap, böyle yap demiyorum. Ne istersen öyle yap, hayat senin. Bak, biraz... İnsan büyüklerine danışır yani. Büyüklerinin fikrini almadan karar vermemelisin. Biliyordum dedi böyle diyeceğini. Teşekkür ederiz. Tamam, ben senin iyiliğini düşündüğüm için böyle söylüyorum. Üstelik sen torunum olmasan da ben aynı şeyleri söylerdim. Kim olsa aynı şeyi söylerdim. Hayatın ne kadar değerli olur ben bu kazadan sonra anladım. Hı. Önünde uzun bir ömür var. Kıymetini bil. Peki nasıl yapacağım dedi bunu? Danışarak. Etrafında bizler varız. Hepimizin yardıma ihtiyacı var yavrum. Senin olduğu kadar benim de yardıma ihtiyacım var. Ve senin etrafında da yardım hazır birçok insan var. Annen var, baban var, anneannem var, ben varım. Bizim fikrimizi almadan bir şey yapmak yok. Anlaştık mı? Hayatının kıymetini bil, unutma. Ben yeni öğrendim. Afiyet olsun. Tamam buyurun. Hoş geldin Zekiye abla. Hoş bulduk. İyi akşamlar. Hayırlı akşamlar. Bir hal hatır sorayım dedim. Çoktan beri sesiniz çıkmadı. Gelin hanım da hiç aramadı. İşe güce daldık Zekiye hanım. Kusurumuza bakma. Geç otur. Ne var ne yok? Vallahi hayırlı bir şey yok. Hep sıkıntı var. İşleri bir türlü yoluna koyamadık. Bak ben lazım olursam hemen sana koşar gelirim. Aman rica ederim, eksik olsun. Bir kere yardımını istedik, her şey alt üst oldu. Bak size bir şey diyeyim mi? Bak bunu demeyecektim ama işin ucu bana dokunuyor. Bu evde vaktiyle bir alim oturmuş. Büyük bir İslam alimi. Siz onun üstünde içki içip köçek oynatıyorsunuz. Yani ne alakası var şimdi bunun Zekiye Hanım, anlamadım yani. Ne demek ne alakası var? Ne zaman burada bir gece alem olsa ertesi gün sizin evinizde muhakkak bir maraza çıkıyor. Yani adam yattığı yerde döner durur. O döndükçe size hiçbir zaman bir rahat yok. Bak benden söylemişsin. Nevra, ben gidiyorum. Uyanınca haber ver. Hemen haber ver. Artık ikiniz yalnız bırakmak istemiyorum. Tamer. Nevra, yaptığın şeylerin bedeli çok ağır. Üstelik bunu ödeyen de sen değilsin, o. Bak Tamer, onunla geçireceğim sadece birkaç gece var. Belki de artık yok. Ne demek bu şimdi? Durumu netleşmedi. Hastaneden haber bekliyorum. Ameliyat? Sayende riske girdi. Thank you.
sistem aliminin adı? Ay dur şimdi, dur kafamı karıştırma, bir hatırlayayım ondan sonra söylerim. Öyle bir şey yok Zekiye Hanım. Günaha girmeyin bacım, olmaz olur mu? Bunun günahla ne alakası var Zekiye Hanım? O senin dediğin İslam alimi değil, Ermeni usta. Ay canım o başka bu başka Güven. Ya ne demek canım Reyhan o başka bu başka. Bak Zekiye Hanım, bu konağı bir Ermeni usta yapmış. Anlıyor musun? Yapmış, ondan sonra da kocaman bir küp altında temeline gömmüş. Bildiğim tamamen İslam, İslam. Hem de çok alim adam. Sizin anlayacağınız bu konağı onun yatırının üstüne yapmışlar. İşte o dedikodu da Ermeni usta meselesinden sonra. Bak onu bunu bilmem. Altında yatır olan evin geleceği olmaz. Benden söylemesi, tamam mı? Hadi eyvallah, iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ne o kız, sen boşandın mı? Aa. Hayır, dava açtım. İkinciyi düşünür müsün? Delirdin mi sen Zekiye abla? Tamam, hadi iyi akşamlar. Aa, hadi, iyi hadi. Akşamlar. Şuna bak ya, saçma sapan konuşuyor yine. Ben davayı açtım. Ama sana söyleyecektim. Boş ver anne ya, istediğini yap. Hayat senin hayatın. Zaten o kadar yalancı bir adamla evli kalmanı da istemezdim. Baba. Hı. Biraz konuşabilir miyiz? Ne o kız? Yine yüzün gülüyor. Bugün bir ilan gördüm. Devren kiralık kafe ilanı. Telefonunu aldım. Arayalım mı bir? Ne için? Kiralamak için. Ne yapmak için? Kiralamak için baba. Kim çalıştıracak bu kafeyi? Ben çalıştırsam diyorum. Kim? Ben. Ne var bunda? Yok bir şey yok da. Ya. Yani. Altından kalkamazsın sen bu işin. Ben yapabileceğime inanıyorum. Yok yok. Yok sen bu işi yapamazsın. Çünkü bak. Ya. Ferhan, ya bizim ne güzel bir dükkanımız var. Sen orayı devam et, orayı çalıştır ha. Baba, ben orada hiçbir şey yapmıyorum ki. Oh, ne güzel bak. Hiçbir şey yapmıyorsun. Ya, şey. Gönül, Gönül. Ya ne oldu bizim yemek Gönül, ha? Cafer abi. Allah Allah. Ha. Ulan bu Rıza'nın tıklaması. Cafer abi. Cafer abi. Ne var Rıza? Abi ne var? Şu altınlar var ya. Şşş. Abi altın gibi adamsın şerefsizim be. Ya Rıza ağzında bakla ıslanmıyor ya. Abi bırak şimdi baklayı maklayı da. Şu anda konakta var ya Reyhan abla, Güven, bir de Zeki abla ağza ağza vermişler. Ermeni usta yukarı, Ermeni usta aşağı konuşuyorlar abi. Deme ya. Vallahi abi o Güven. Ben var ya bir konuşuyor abi, bir anlatıyor, bir anlatıyor. Profesör gibi şerefsizim bak. Nasıl ya? Ulan heyecanlandırdın şimdi beni yavrum. Abi her şeyi biliyor ya. Belki de bizden fazla biliyor abi. Ya bana bak Rıza, onun için mi her gün her gün orada bu kadın? Tabii abi tabii. Sürekli oraya gidiyor abi. Ne biliyorsa ondan önce her şeyi öğrenmemiz lazım abi. Ya Rıza be. Ha.
Ya o kadın bana ters yaklaşıyor ya. Abi taktığın şeye bak abi. Hassas duygular. Hallederiz abi. Aferin lan Rıza, aferin. Sana da aferin. Rıza. Tamam abi. Hadi gel içeri. Gel. Konuşalım. Gel abi, bakalım. İçeride konuşalım. Geç bak. Efendim Alışık. Ali, hadi gelmiyor musun? Nereye gelmiyor muyum? E sözleşmiştik ya takılırız diye. Aa, ben unuttum oğlum onun ya. Tamam geliyoruz, sen kapat. Ben bir Ferit arayayım. Tamam hadi görüşürüz. Tamam hadi. Anne. Anne. Efendim. Çıkıyorum ben. Nereye? Şey, dışarı arkadaşlarla buluşacağız biraz. Yavrum bu ne buluşması böyle her gece her gece? Yani ne olacak? Evladım sen yani karın gittiğinden beri ipini kopardın. Yani Nevra yokken biraz dolaşayım, ne var bunda? Sen Nevra'yı bugün aradın mı? Tamam arayacağım şimdi. Hadi görüşürüz. Onları yalnız bırakmaya gelmez. Anne. Ali dışarı çıktı. Yani bu çocuk karısı gittiğinden beri her gece dışarıda. Aman anne ya, ne var bunda? Yani Reyhancığım hala Ali'ye çocukmuş gibi davranıyorsun. Tamam canım, tamam. Sustuk. Zaten lafımızı dinleyen yok gördüğün gibi. Güven. Yalnız ben açlıktan bayılacağım. Ben bir şeyler hazırlayayım mı abla? Hayır, hayır, hayır. Sakın ha. Zaten bütün gün çok yoruldum, bayılacaksın. Hadi bakalım evine. İyi tamam. Hadi iyi, iyi geceler. İyi geceler. İyi geceler abla. O kadar yorgunum ki eve nasıl gideceğim bilemiyorum. Gitme canım. Yani şart mı? Olur mu canım? Gitmem gerekiyor. Ha tabii tabii. Aman aman acele et. Evde ağır misafirin var. Reyhan. Bir telefon aç Güven abla. Gitme işte ya. Bakayım. Çocuklar, ben size bir bulgur pilavı yapayım şöyle, yanına da bir ayran. Ay çok iyi olur, çok iyi olur. Hadi gör. Ay şahane olur Güven abla ya. Ama Asiye tok, fazla yapma. Ay anası kılıklı, anasılık kılıklı. Böyle fikir vermesen olmaz. Ben yapayım da azı çoğu sen iyi yersin. Çekil sağmıyorum. Dirildin birden, dirildin yemeği duyunca. Güven. Ha. Kapı çalındı. Ben bakarım. Ben bakayım. İyi de. Kim bu saatte acaba? Bilmem ki. Allah Allah. Bu saatte. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Başkanımız vardı. Rezervasyonunuz mu? Rezervasyonumuz vardı. Aa. Zeynep Hanım'la konuşmuştuk. Ha, buyurun, buyurun. Buyurun, geçin şuraya. Oh. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz, buyurun. Hoş bulduk. Çok soğuk. Hoş geldiniz. Şey, rezervasyonunuz vardı. Evet, Zeynep Hanım'la konuşulmuş. Öyle mi? Zeynep Hanım'la. Evet. Ah, bekleyin, hemen geliyorum. Allah'ım. Reyhan, müşteriler geldi. Yer ayırtmışlar. Müşteri mi geldi? Eyvah. Ben bir bakayım. Kalabalıklarda.